ve yeni yönetimine Başkan Sayın Mehmet Sebil'e ve Başkan Yardımcısı Mecnun Bey ve Hasan Bey'e hayırlı olsun diyorum. Tabii aslında toplantının bugün gündemi tamamen asker selamı oldu. UEFA'nın geçen hafta başlayan özellikle milli takımımızla başlayıp Başakşehir Futbol Kulübü'nün Avusturya takımı Wolfsberg'le oynadığı maçta attığı gol sonrası İrfan Can'ın asker selamı ile birlikte toplam 5 oyuncunun da asker selamına katılması ile birlikte ilk önce geçen hafta İrfan Can Kahveci'yi disiplin soruşturması açtılar. Dün itibariyle de bizim kulübe UEFA'dan bildiri geldi. 5 oyuncumuzun da disiplin kurulundan sevk edildiğini ve soruşturma açıldığını bilgisini bize ulaştırdılar. Tabii o gün ne söylediysem bugün de aynı yerdeyim. Bu çifte standardı kınıyorum. UEFA bu çifte standardı sonlandırmalı. UEFA'nın bence çok daha önemli konuları var. Bakın dünya futbolunun, Avrupa futbolunun çok daha büyük sorunları var. Daha 2 gün önce İtalya'da oyuncu Balotelli'nin tribünlerden adeta maymun sesleriyle protesto ettikleri oyuncunun hıçkıra hıçkıra ağlayarak soyunma odasına gittiğini gördük. UEFA'nın ırkçılık konusunda çok daha büyük adımlar atması gerektiğine inancındayım. Dünya futbolunun, Avrupa futbolunun o kadar büyük sorunları varken kendi disiplin talimatında bile suç sayılmayan, uzun yıllardır dünyada ve Avrupa'da tekrar tekrar aynı şeyi söylemek istemiyorum ama defalarca bu asker selamını veren yabancı futbolcular bile var. Ve en son örneğini de işte baktığınızda Macron'a karşı selam duran oyuncuya FIFA hiçbir uygulama yapmadı. UEFA aynı şekilde. UEFA'nın lisanslı oyun sitesinde asker selamını seçebiliyorsunuz ve kendi resmi sitesinde oyunda kullanabiliyorsunuz. Cengiz Ünder'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı golden sonra UEFA'nın kendi sitesinde asker selamıyla resmi var. UEFA, FIFA bu konuda çok çelişiyor. Dolayısıyla bu çifte standarda son vermesi gerektiğine inanıyorum. Ve bugün 18 kulübün Başakşehir Futbol Kulübü'ne bu açılan soruşturmadan, 6 tane oyuncusuna açılan bu soruşturmadan sonra ortak bir deklarasyon UEFA'ya yayınladık. Biraz evvel 18 kulübün imzasıyla birlikte hem Türkçesi hem İngilizcesi de UEFA'ya gönderilecek. Dolayısıyla bu çifte standart son vermesinin gerektiğine inanıyorum. Bu sadece Başakşehir Futbol Kulübü'nün davası değil. Bu Türk futbolunun davasıdır. Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na da, federasyonda UEFA'da görevli temsilciye de daha güçlü bir aksiyon almalarının gerektiğine inanıyorum ve bu inancımı bir kez daha yeniliyorum. Biz sessizlik sorunun çözümü değildir. Üzerine gide gide yumruğumuzu masaya vura vura bu hakkımızı savunmalıyız. Ne yapalım? Haklılığımızı savunmayalım mı? Onlarca yıl bu selamı yapan Avrupalı oyuncular yollanmadı da, hatta Türk oyuncular yollanmadı da, bugün ülkemizin teröre karşı yürüttüğü haklı mücadelede askerimize bu sevgiyi, bu duyguyu asker selamıyla yollamasında niye rahatsızlık duyuyorlar? Kusura bakmayın. Bundan rahatsızlık duyuyorlar. Biz asker selamına devam edeceğiz. Ve ben içeride bir çağrıda bulundum. UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarımıza gerek Galatasaray, gerek Beşiktaş, gerek Trabzon ve Başakşehir olarak biz inşallah çok goller atarız. Her attığımız golden sonra gol atmaya, selam vermeye, asker selamı vermeye davet ettim. Ve bütün kulüp başkanlarımız da onun arkasından da böyle bir deklarasyon imza attık. Onlar da memnuniyetle karşıladı. Dolayısıyla biz duruşumuzu, tavrımızdan taviz veremeyiz. Hep birlikte, birlik beraberlik içinde bugün
saha dışında, saha içinde farklı farklı camiaların birbirine rekabet içinde olduğunu hep gördük. Ama temin de söylediğim gibi, eğer mesele bayraksa, mesele ülkemizse, geri kalan hepsi küçük bir detay. Onun için ben bu birlik beraberliğin, bu resmin verilmesinin bugün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve 18 kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Ve bu konuda özellikle UEFA'ya bu çifte standardı ve UEFA'nın bu siyasi kararına son vermesi gerektiğine inanıyorum. Ben buradan bir ceza çıkacağına da inanmıyorum. Soruşturmanın bile doğru olmadığını düşünüyorum. Yani şöyle bir kasıt aramamız gerekiyor. Yani bugün biz Perşembe günü Wolfsberger'le oynayacağımız maç öncesi, bugün oyuncularımız o maça hazırlanırken, bugün İrfan Can Kahveci dahil 6 oyuncumuzun disiplin soruşturması açılması onların psikolojik olarak etkilenmesine sebebiyettir. Bazı oyuncularımızın sakatlığı da var. Ama onlar şunun farkında değil. Bizde bir tane oyuncu kalmasa altyapıdan oyuncularla çıkar gene o maçı oynarız. Kazanırız, kaybederiz. Ama biz inandığımız yoldan vazgeçmeyiz. Biz yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Bu duygunun bugün değil, geçmişte de çok yaşandığını ve UEFA'nın kendi resmi sitesinde defalarca bu asker selamını yayınladığını, kendi resmi oyun sitesinde bile bu asker selamını seçme şansınızın olduğunu biliyoruz. Ne oldu da bugüne kadar ceza olmayan şey bugün ceza olmaya zorlandırılıyor veya zorlanıyor? Baktığınızda şu an disiplin soruşturması yürütülecek de disiplin talimatlarında böyle bir hareketin karşılığı yok. Cezai maddesi yok. Ama maalesef işte orada onu söylüyorum. Burada bir siyasi değil bu ama UEFA'nın maalesef burada bir siyasi kararı var. Ben böyle düşünüyorum. Ve bu deklarasyonu da o şekilde hazırladık. Ben tüm kulüp başkanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim için vatan her şeydir. Gerisi teferruattır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin.